Şu Önder Karaveli'nin geleceği ne olacak kardeşim ya? Ya Antalyaspor Beşiktaş'ı yendi, kupayı aldı. Ne olacak? Ne olacak ya? Önder Karaveli kötü hocam olacak. Önder Karaveli gidecek mi? Ya 9 tane eksik sayıyoruz şurada kafadan. Yerli rotasyonu yok diyorsun. O diyorsun, bu diyorsun, şu diyorsun. Antalya maçı gider, kupa gitti, Önder Karaveli gitsin. Daha öncesinde Konya maçı konuştuk. Konya deplasmanından kötü sonuç gelirse. Ya arkadaş, bugün bir Allah'ın kulu çıksın desin ki ben Konya deplasmanına giderim, 3 atıp gelirim. Böyle bir şey var mı ya? Geçti onlar, tarihte kaldı. Ya Konya takır takır top oynuyor. Tarihte kaldı. Hatay da aynı şekilde. Bak, Konya takır takır top oynuyor. Adana Demir Ligin var. Ligin ikinci sırasında Trabzon'a en yakın, o herkesin uzaktan baktığı yakın Trabzonspor'un ensesini gören tek takım Konya. Konya'yı yenemezse Önder Karaveli gider. Olmadı, 90'da gol yedi, idare eder. Şimdi Antalya mı? Ya 9 tane eksiğim var benim ya. Şu anda bu takımın başına X çok dünyaca ünlü bir tane futbol adamı getirdik. O kalabilir ama Önder Karaveli gidebilir. Önder Karaveli kadar taç düşsün başınıza be. Nedir abi bu ya? Sürekli birini gönderelim. Gelsin, birisi gelsin, daha gelmeden onu da ateş edelim. Ondan sonra da bıçaklayalım. Gelince de bıçaklayalım. Bu nedir ya? Devam edilmesi çok iyi olur. Örnekleri var. Hep buralarda sayıyoruz. Sizler konuşuyorsunuz, bizler konuşuyoruz. İşte Pep ve Pep'ten bahsediyoruz. Zidane'i Zidane'dan bahsediyoruz. Çıktıkları yerler nereleri? Kovac nerelerden geldi? Hı. Çıktı nerelere? Şöyle gitti yani, şu an Barcelona'nın başına. Bunların da bu tarzdaki kardeşlerimizin, meslektaşlarımızın, hocaların yani bir imkanı verdiği zaman çıksınlar, kullansınlar. Hani bir şeyler çıksın. İlla ki yurt dışından gelen size gül dikmeyecek. Çünkü burayı öğrenene kadar, edinene kadar her şey geçiyor. A'dan Z'ye kadar bütün dinamiklerini biliyor böyle bu tarzdaki hocalarımız. Dilime öyle şeyler geliyor ki. Neyse, ama şimdi ısırıp susalım yani. Biz hep büyük takımlarda farklı. Ya sadece büyük takımlarda değil. Anadolu takımlarımızda da yani oralarda da ne şekilde hocaların geldi, ne şekilde gittiğini, İsmail kimler Kartal, sırada Fenerbahçe'de oldu. Fenerbahçe'de transfer yapılmadan yani 74 puan topladı. Bütçe yoktu, para yoktu. Sayın oydu, Aziz Yıldırım dönemiydi değil mi? Oydu buydu şuydu. Bir sonraki sezon, İsmail Kartal 74 puanla ikinci oldu. Bir sonraki sezon Türk futbol tarihinin en pahalı kadrosu verildi bugün gönderilen Pereira'ya. Bir tane golcü istedi adam. Alamadılar. Vitor Pereira'ya Van Persie'yi aldılar. Nani geldi o dönem. Bak, Van Persie geldiği dönemde faal oyuncular arasında, faal golcüler arasında dünyanın en iyi beşinde kabul ediliyordu. Ha onu oynadı, bunu şunu onu ben bilmem. Ama alındı, geldi. Nani de geldi. Bak o kadroya yapılan transferlere bak. Ne oldu? O Vitor Pereira Portekizli bu. Bu İsmail ya, bizim mahallenin çocuğu işte. Böyle peki şey şimdi Beşiktaş'a geri dönelim. Beşiktaş'ın kadrosu yani fena bir kadro yok. Yani şimdi şunu soruyorum ben. Önder Karaveli dediğin adam sana dese ki kardeşim benim şu 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 transferlere ihtiyacım var, alacak mısın? Ama bir diş gelse alıyorsun. Samet Hoca demedi mi aynısını? Evet. Cefayı Samet de çektin, Sefa'yı Bilis sürsün. Olmuyor mu? Bunları yaşamıyor muyuz? Sürekli aynı şeyler olmuyor mu? Şu an Önder Karaveli kaybederse aman gitsin, yeni hoca, yeni hoca geldi. Daha yeni hoca zaten. Çünkü Önder Karaveli 20 yıldır Beşiktaş çalışıyor değil aynı mi? Aynı senaryo kazanması için de geçerli değil mi? Yani kazanırsa da sezon sonuna kadar, yani tek bir maça pozitif ya da negatif anlamda arkadaş, bağlı bak, olması. Arkadaş bak, demokrasinin kılıcı nedir herkes biliyor değil mi? Şu kafanın üstüne bağlarım, hadi burada yayın yap bakayım. Yapamazsın ya. Kekelersin, bildiğini unutursun. Böyle görev mi yapılır ya? Vallahi iyi sabrediyor adam. Şey de ve Beşiktaşlı olduğu için sabrediyor. Şey de önemli değil yani, sezon sonuna kadar falan değil. Bırakacaksınız böyle hoca kardeşlerimize. İşi iyi bilenler, yeni metotları uygulayanlar, futbolcularla o koordinesi çok iyi olanlar, ansablesi olanlar. Bırakın, verin bir buçuk senelik mukavele yapın. Gidişat zaten ya, ama biz rahat durmayız. Emir ol, rahat durmayız. Yani bir yerden bir şeyler çomaklarız yine. Hani bizde bu var. Bekliyoruz diyorum ya. Bir yani mağlubiyet. Şunu demeye çalışıyorum. Şimdi Süper Kupa'yı aldı diyelim Beşiktaş. Yola devam edecek. Devam kararı alınacak. Şimdi lige döndükten sonra birkaç kötü sonuçta yeniden mi planlar herhalde yani değişecek? Ya yeniden herhalde mi Hamzoğlu gelecek diye konuşacağım. Tanırsın Hamza. 3 kupa aldı. 3 kupa aldı. Hamzoğlu 3 kupa aldı. Ne oldu? Gitti. Sergen Yalçın. Ya kupalarının birinci yıl dönümü olmadan gönderdin adam. İki biz kupa. Çok öğütüyoruz. İki yani, kupa. Çok öğütüyoruz.
üretmeden öğütmemiz çok fazla. Yani tekrar söylüyorum, ne güzel duruşu, oyuncularla o şey belli, iyi bir yakalamış, bir harmoni yakalamış. Belli şu Beşiktaş kadrosunu yeni sezon için 10 tane falan almana göre 4 tane 5 tane ile kapatırsın. Emin hocam, ol. Şu kadro olarak bak, fert fert olarak bak, çok fazla nasıl söyleyeyim size, yeni biri sokulacak değil ama o ilk sezon başlangıcındaki o çıkış ve Beşiktaş'ın o muhteşem oyunu paldır küldür geri gitmeye başladı. Bu orası irdelerse şimdi hocayı teknik bırak gitsin. Teknik direktör ararken kriterlerin başına yazdığımız şeylerden bir tanesi ne? Ya Türk futbolunu bilsin. Bilgili olacaksın. Kriterler bu mesela, değil mi? Yani. Türk futbolunu çok iyi bilen hoca kim? Bilic. Kardeşim, Önder Karaveli'den iyi mi biliyor? Beşiktaş değerlerini bilen hoca. Önder Karaveli adam Beşiktaş zaten. Hani kanatları çıksa, kartal olsa ben şaşırmayacağım, tamam mı? O kadar Beşiktaş. Bunları kriter diye yazıyorsun. Bu kriterlerin hepsini elinde bulunduran, onlarla yaşayan adamı burun kıvırıyor sonra. Antalya maçı giderse gitsin. Tabii ama şu var şimdi Mehmet, yönetim kurulunun içinde de ne şekilde konuşuluyor? Kaç kişi yabancı istiyor veyahut da Türk hoca ile çalışmak istiyor? Ben şahsen kendi meslektaşım olduğu için bir şeyler vaat edeceği için hocayla devam edilmesinden de 5 aylık sezon sonuna kadar değil. Yani 1,5 senelik mukavele verip onun o istek doğrultusunda bakın kaç tane çıkıyor. Sergen ne oldu ya? Sergen size kaleciyi çıkardı, Ersin'i, değil mi? Rıdvan'ı çıkardı ve onunla şampiyon oldular buradan. Evet. Demek ki bir şeyler olabiliyor. Etrafında doldurduğunuz zaman, bir tane iki tane burayı ateşlediğiniz zaman, oyuncu alttan getirdiğiniz zaman, sizin nereden bakarsanız bakın 3 milyon, 3 de bir de 6 milyonluk karınız olur. Şenol Güneş gibi bir teknik adamın, yani elindeki çamurdan altın yapan hocanın, verim alamadığı Larin'e kariyer rekoru kırdırdı. Evet. Sergen Yalçın. Şenol Hoca belki de kariyeri boyunca verim alamadığı 3-5 topçudan bir tanesiydi Larin. Adama kariyer rekoru kırdırdı Sergen Yalçın. Tabii orada da aburunun olması, işte farklı bir oyun düzenleri. Tamam. İşte tamam. Bak ne diyorum? Bir yenilikler şart. Evet. Yenilik şart. Hep böyle denenmişler, gelmişler, etmişler, bitmişler değil. Artık farklı yüzler. Onun için ben hep mesela Bayern Münih'i niye savunuyorum? 34 yaşındaki hocaya teslim ettim. Bayern Münih, evet. Dünya kulübü ya bu. Bizler değiliz dünya kulübü. Onlar dünya kulübü. Adam 34 yaşındaki koskocaman Bayern 34 yaşındaki hocaya teslim. Hocam. Efendim? Biz de dünya kulübüyüz. Kendi dünyamızda. Kendi dünyamızda. Tabii. Listede yazılıyorsun. Ufak mufak böyle bir dünyamız artık var. Artık işte şey döneminde konuştuk ya, Galatasaray döneminde hoca böyle bir şey, atılım yapmaya çalışıyor. Ama o atılımlar da zamanla biraz sıkıntılarla oluyor, bu atılımlar kolay değil. Beşiktaş da öz kaynaklarından çıkardığı oyuncu ve hocalarla her zaman övünmüştür. Elinde var. Evet. Şimdi gelecek kişi Bilic veyahut da X birisi. Senin elindeki öz kaynaklarını ne kadar çok iyi bilecek? Bilir hocam, bilir. Türkiye'de çalıştı hocam ya.